Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Geldik eşeğe bağlı kalıtım konusuna. Yani cinsiyete bağlı kalıtımdan bahsedeceğiz. Eşeğe bağlı kalıtımda biliyorsunuz ki uzun hasta X kromozomunda kalıtımdan bahsedeceğiz. Y kromozomunda kalıtımdan bahsedeceğiz. Ama bugünkü konumuz tabii ki X kromozomuna bağlı kalıtım olacak. Bugün neler öğreneceğiz? Eşeğe bağlı kalıtımın tanımını öğreneceğiz. Bugüne kadar hep vücut kromozomlarında, otozomlarda taşınmadan bahsediyorduk. Eşeğe bağlı bağlı kalıtım X ve Y kromozomlarında kalıtımdır. Bakalım onlarda nasıl iş gerçekleşiyor göreceğiz. X kromozomuna bağlı çekinik allerler nasıl kalıtılıyor? Baskın allerler nasıl kalıtılıyor? Bunlar da bugünkü dersimizin konusu olacak. Hadi başlayalım. Şimdi öncelikli olarak gonozom ve otozom kavramları üstünde durmak istiyorum. Gonozom dediğimiz zaman cinsiyetimizin belirlenmesini sağlayan kromozomlar yani aynı zamanda bunlara eşey kromozomları diyebiliyoruz. Otozom dediğimiz zaman da vücut kromozomlarından bahsediyoruz. Yani cinsiyet haricinde ortaya çıkan diğer özelliklerimizden bahsediyoruz. Hani 2n46 2n46 deyip duruyorduk. Bu 2n'nin bir anlamı vardı. 2n ne demekti? Bizim her bir karakterimizin ortaya çıkmasını sağlayan iki tane genimiz var demekti. Yani göz rengimin oluşmasını da iki gen sağlıyor. Boy uzunluğumu da iki gen sağlıyor. İşte saçımın düz mü kıvırcık mı olmasını da iki gen sağlıyor. Aynı zamanda cinsiyetimin ortaya çıkmasını da sağlayan iki tane genim, iki tane kromozomum var. Bunlardan XX bulunduranlar siz biliyorsunuz tabii ki dişi bireyler oluyor. XY bulunduranlar ise erkek bireyler oluyor. Şimdi hemen baktım. Canlılar diploid hücreleri yani 2N kromozomlu hücreleri ikişer adet gonozoma sahiptir. Yani dişilerde XX, erkeklerde XY olmasından bahsediyoruz. E bu 2N 46'yı da açık yazacak olursak o zaman ne diyeceğiz? 44 artı XX ise dişi bireydir. 44 artı XY ise erkek bireydir. Yani benim vücudumda daha doğrusu hücrelerimde 46 kromozomlu hücrelerimde 44 tane otozomlu var. iki tane de gonozom var. Gonozomlarda X ve Y oluyorlar. XX olanlar dişi birey, XY olanlar erkek birey oluyor. O zaman dişiyi düşünecek olursan yani ben 44 artı XX'im. Yumurta yapınca tabii ki yarısını vereceğim. Yani 22 artı X vereceğim. Erkek bireylerden de ya 22 artı X gelecek ya da 22 artı Y gelecek. Erkekten gelen spermin taşıdığı gonozoma bağlı olarak da cinsiyet belirlenecek. Erkekten X geliyor dişi çocuğumuz olacak, erkekten y geliyorsa, erkek çocuğumuz olacak gibi düşünebiliriz. İnsanların vücut hücrelerini de yine söylemiş olayım, şuradan da göstermiş olayım. Dişilerin kromozomlarını nasıl gösterecekmişiz? 44 artı XX. Erkeklerin kromozomlarını da 44 artı XY şeklinde göstereceğiz. Gamet yumurta ve spermlerden bahsedecek olursak da onların en eşittir 23 olduğunu biliyoruz. O zaman her şeyin yarısı gideceğine göre vücut hücrelerinde bulunan 44'ün de yarısı gidecek, yani 22 tane otozom bulunacak, bir tane de gonozom bulunacak. Bazen şöyle soru yazıyoruz. Diyorum ki iken 40 kromozomlu bir canlının işte yumurtasını da bulunan yumurtasında bulunan gonozom sayısı kaçtır diyorum. Hiç böyle işlem yapmaya gerek yok. Yumurtasında bulunan gonozomsa birdir. Nasıl yaptım? 2n 40'sa yumurta ürettiğine göre dişi bireyden bahsediyoruz. Açık yazacak olursam zaten 38 artı xx olması lazım. N eşittir ne olması lazım? 20 olması lazım. N'in de 20'ye düşebilmesi için 19 artı X olması lazım. Zaten yumurta ve spermde gonozom bir tane bulunur. Otozomunu sorsaydım da işte yumurtasında bulunan otozom sayısı kaçtır deseydim de 19'u işaretlemeniz gerekiyordu. Şimdi biz gelelim aşağıdaki tablonun bu tarafa doğru döndürülmüş haline. Kadınlara ne dedik? 44 artı XX kromozom sayısına. Sahipler erkekler de 44 artı XY y kromozom formülüne sahipler. O zaman benim oluşturacağım yumurtaları düşünecek olursak 22 artı x yapabilirim veya 22 artı x yapabilirim. Başka bir alternatifim yok. Erkek bireylere baktığımız zaman da 22 artı x yapabiliyorlar veya 22 artı y yapabiliyorlar. Normal çaprazlamamız burası için de geçerlidir. Mesela şu dişi birey, bu da erkek birey diye. Bunu tuttum, bununla, bunu tuttum, bununla, şununla, şununla yazacaksın, bunu bununla yazacaksın. Biz toplaya toplaya yazmaya başlayalım. 22 artı x, 22 artı x ile birleşirse ne olur? 44 artı x x yani burası dişi birey oldu. Sonra şurayı topladım, 44 artı x y oldu, yani burası erkek birey oldu. Şuraya geldiğim zaman yine 44 artı इट्स इट्स dişi birey oldu. Sonra şurada da 44 artı x y oldu. Yani erkek birey oldu. He, bir kadınla bir erkek evlenince kız çocuklarının olma ihtimali %50. Erkek çocuklarının olma ihtimali de %50'dir gençler. Kızın çok olma erkeğin az olma gibi bir durumu söz konusu değildir. Ya da biliyorsunuz daha önce de söylemiştim. Bir ailenin 5 tane erkek çocuğu varmış. Altıncının erkek olma ihtimali. İhtimal değişmez ki her seferinde tekrar hesaplayacaksın. Yani yüzde ellidir diyeceksin eşeğe bağlı kalıtım dediğimiz zaman da cinsiyeti belirleyen X ve Y kromozomları üzerinde bulunan genlerle aktarılıyor. Şimdi düşündüğümüz zaman X ve Y kromozomunu da kendiyle kıyas yapacak olursak X kromozomu büyük, Y kromozomu ona göre daha küçük bir kromozomdur. Şimdi dişiler XX bulundurduğu için çok değişen bir şey olmuyor. Ama erkeklerde X ve Y kromozomları bulunuyor. Buna bağlı olarak da farklı oranlar meydana geliyor. Bu kromozomlar sadece cinsiyetimiz sizi belli etmiyor. Bazı özellikleri de taşıyor. Mesela kırmızı yeşil renk körlüğü gibi özellikler e, cinsiyet eşey kromozomları üzerinde taşınıyor. Bunlar nasıl hareket ederlerse o hastalığın geni de onlarla hareket edecektir. Yani XXXY bunlar sadece cinsiyeti belirler gibi düşünmeyin. Sonra biraz bahsedelim. Dişilerde X kromozomu tam homolog olduğundan tüm özellikler iki tane genle belirlenecek. Çünkü iki tane X var. Erkeklerde ise X ve Y olduğu için tam homologluk durumu söz konusu değil. Erkeklerde X ve Y kromozomlarının homolog bölgesinde bulunan özellikler iki hallerle. Yani iki tarafta da aynı şekilde bulunuyorlarsa iki hallerle belirlenecek. Ama sadece X'in şurasında veya Y'nin burasında bulunuyorlarsa tek bir hallerle belirlenmiş olacaktır olacaklar. Ne demek istiyorum? Şimdi bu şeklin üstünden bir konuşalım. Diğer sayfalarda bununla aynı mantıkta olacak. Şimdi X kromozomunun Y kromozomuna homolog olmayan bölgesinde taşınan bir genle ilgili diyor sorunun başına yazıyor. Böyle çok havalı uzun bir cümle kurdu sanki çok zor bir şeymiş gibi geliyor bize. Aslında o havalı cümlenin altında hiçbir şey yok. Neden bahsediyoruz? Şimdi X'in homolog olmayan bölgesi, Y'nin homolog olmayan bölgesi. X'in burasının karşılığı karşı tarafta yokmuş. Yani burada taşınan özellikler sadece X kromozomuyla taşınacak. Kırmızı yeşil renk körlüğü gibi, hemofili gibi Y ile alakası yok x'in homolog olmayan bölgesi sadece x ile taşınıyor demek. y'nin homolog olmayan bölgesi sadece y ile taşınıyor demek. x'in y'ye homolog olan bölgesi diyorsa ikisinde de taşınıyordur. Ortak bir noktada taşınıyor demektir. Bu kadar. Mesela bakalım Şöyle bir baktığım zaman X ve Y'nin homolog bölgelerinde taşınan özellik. X ve Y'nin homolog bölgesinde taşınıyorsa demek ki hem X'de taşınıyor hem Y'de taşınıyor. O zaman kadınlarda ve erkeklerde görülme oranı birbiriyle aynı. Sanki vücut kromozomlarında taşınıyormuş gibi düşünebiliriz. Mesela MIG2 geni diye bir gen varmış. X ve Y'nin homolog bölgesinde taşınıyormuş. Vücut kromozomlarında taşınıyormuş gibi büyük A küçük A vererek işimizi yapabiliriz. X y'lere girmemize gerek yok çünkü homolog bölgede taşınıyor. Dediğim gibi X ve Y'nin homolog bölgesi diyorsa hiç X üzeri büyük R küçük R onlara girme. Büyük A küçük A otozom gibi yap işin içinden çık. Sonra dedi ki Y kromozomunun homolog olmayan bölgesinde he Y kromozomunun homolog olmayan bölgesinde taşınıyorsa sadece Y kromozomuyla taşınıyor demektir. Buna da kulak kıllılığını örnek vereceğiz vakti zamanı gelince kulak kıllılığı dediğimiz zaman da bu kulak kepçesinde kıl olması ya da işte kulağın iç kısmında kıl olmasından bahsetmiyoruz. Erkekler belli bir yaşın üstüne gelince kulağın içindeki kıllar büyüyor. Bu böyle kulak kepçesi, kulak memesi dediğimiz yer komple kıllı oluyor. Y kromozomunda taşınan bir özellik olduğu için babadan erkek çocuklarına geçiyor. Yani babada bu durum varsa tüm erkek çocuklarında mutlaka görülecek demektir. Çünkü Y kromozomunu baba erkek çocuklara veriyor. Mesela kadını düşün. Kadın 40 44 artı x x x vermekten başka alternatifi yok. Erkek ise 44 artı x y idi. E çocuk erkek çocuğuysa 44 artı x y olacak. Y'yi kimden alacak? Babadan. X'i kimden alacak? anneden hatta şöyle diyeceğiz. Mesela annede X kromozomu üzerinde görünen bir özellik varsa çekinikse ikisinin üstünde de görünüyorsa er annede varsa erkek çocuklarda mutlaka çıkacak. Çünkü anne tüm erkek çocuklarına X kromozomunu mutlaka verecek diyeyim gençler. Bir de bakalım X kromozomunun homolog olmayan bölgesine renk körlüğü ve hemofiliden bahsedeceğiz gençler. Renk körlüğü ve hemofili üstüne de çok fazla derecede soru karşımıza çıkacak. X kromozomuna bağlı karakterler erkek çocuklara mutlaka kimden geçmek zorunda? Anneden geçmek zorunda. Çünkü erkek çocuğu X kromozomunu anneden alıyor. Anne de varsa mutlaka erkek çocukta da görülecektir diyelim ve hemen bir soru yapalım. Mesela burada demiş ki X ve Y gonozomları üzerinde bazı bölgeler numaralandırılarak gösterilmiştir. Şimdi şekle bakıyorum. Bir kere 2 ile gösterdiği yer bizim için neresi? Homolog bölge dediğimiz kısım. Yani iki tarafta da eşit olarak var. Şuraya baktığımız zaman X kromozomunun Y'ye Homolog olmayan bölgesi. Homolog olmayan bölgesi. Yani sadece X kromozomu üzerinde taşınan özellikler olacak. Bu da Y'nin X'e homolog olmayan bölgesi. Ben uzun uzun yazmayayım diye şöyle gösteriyorum. Homolog olmayan diyeyim. Havalı yazsaydı ne diyecekti biri? X kromozomunun Y kromozomuna homolog olmayan bölgesinde taşınan diyecekti. Hiç o uzun cümleye dediğim gibi takılmıyorsunuz. Şimdi bakıyorum. Birdeki özellikler dişilerde iki genle belirlenirken erkeklerde tek genle belirlenir. X kromozomundan bahsettiğimize göre dişilerde de iki tane X olduğuna göre tabii ki iki genle belirlenecek. Erkeklerde ise tek genle belirlenmiş olacak. Bu doğru. Birdeki özellikler doğrudan babadan oğula geçer. Hadi oradan babadan oğula geçebilmesi için Y kromozomunda taşınması lazımdı erkekte X kromozomunda olan bir şey erkek çocuğuna geçmez. Babadan mutlaka Y kromozomu gidiyor unutmayın. Diğerlerine de bakalım. İkideki homolog bölge, ikideki özellikler bir anneden diğeri babadan gelen iki genle belirlenir. Homolog bölge X, y olması önemli değil. Sanki vücutmuş gibi düşünecektik. İkideki özellikler hem dişi hem erkeklerde vücut gibi düşüneceksin. Aynı oranda görülür. İki tane X var, bir tane Y var gibi bir şey söz konusu değil. Üçteki özellikler babadan gelen tek bir genle belirlenir. Y kromozomu babadan geliyor ve tek bir genle tabii ki belirlenmiş olacak. Gelelim X kromozomuna bağlı kalıtma. X kromozomuna bağlı bir çekinik allellerin kalıtımını göreceğiz. Bir de baskın allellerin kalıtımını göreceğiz. En çok sorularda karşımıza çıkacak da renk körlüğü dediğimiz durumdur. Kırmızı yeşil renk körlüğü ne demek? Kırmızı yeşil renk körlüğü halk arasında biraz yanlış biliyoruz. Sanki bunlar kırmızıyı yeşil görüyormuş, yeşili de kırmızı görüyormuş gibi biliyoruz. Ama öyle değil. Eğer öyle olsaydı kırmızıyı yeşil yeşili kırmızı görüyor olsalardı onlar da bunun içindeki rakamı okuyabilirlerdi. Kırmızı ve yeşili böyle kahvenin gri'ni tonları şeklinde aynı tonda görüyorlar. O yüzden içerideki rakamı okuyamıyorlar. Mesela kırmızı yuvarlakların içerisinde ne yazıyor burada? 27 rakamı var. Renk körü bireyler bunu okuyamıyor. Veya şuradaki 97 rakamını okuyamıyorlar. Aynı tonda gördükleri için renkörlüğü de X kromozomu üzerinde çekinik bir allelle kalıtılıyor. O yüzden de biz bunu X üzeri küçük R şeklinde göstereceğiz. X üzeri küçük R hastalık genimiz olacak. Sağlıklı bireylere ise X üzeri büyük R şeklinde göstermiş olacağız hemen oluşabilecek durumlardan da bahsedeyim. Şimdi dişilerde iki tane X kromozomu olduğuna göre dişi bireyler X üzeri büyük R'ye X üzeri büyük R olabilir. Büyük R sağlıklı olmayı gösterdiğine göre renk körlüğü X üzeri küçük R ile taşındığına göre büyük R büyük R olan bireyler tabii ki sağlıklı olan bireyler olacaktır. Şuraya baktın renk körlüğü geni neydi? X üzeri küçük R'ydi. Burası ise X üzeri büyük R. Heee bu renk körü değil yani kırmızı yeşil birbirinden gayet güzel ayırt edebiliyor ama genlerinde bu özelliği taşıyor. Bu dişiye ise taşıyıcı birey ismini vereceğiz. Şuraya baktığımız zaman da bunun başka alternatifi yok. İki tane çekinik geni aynı anda bulundurmuş. O yüzden bunlar bizim için kırmızı yeşil renk körü dişi bireyler olacak. Erkeklerde ise ya x üzeri büyük r ye y olacaklar ya da x üzeri küçük r ye y olacaklar. Erkeklerin taşıyıcı olma ihtimali yok. Çünkü bu gen çekinik allerle x kromozomu üzerinde aktarılıyor. Erkeklerde x kromozomunun ikinci bir alternatifi olmadığı için diğeri y olmak zorunda olduğu için erkeklerde taşıyıcılık gibi bir durum söz konusu değil. Şimdi bakalım. Erkek çocuk mesela renk körü ise Erkek çocuğun renk körü olabilmesi için hemen şuradan göstereyim size. Bakayım. Şimdi bir tane erkek çocuğu var. Erkek çocuğu renk körü. Erkek çocuğunun renk körü olabilmesi için x üzeri küçük r'ye olması gerekmiyor mu? Şunun anne olduğunu, bunun da baba olduğunu farz edecek olursak. Şimdi y kromozomunu mutlaka kimden aldı? Babadan aldı. x üzeri küçük r'yi mutlaka kimden aldı? Anneden aldı. Yani renk körlüğü genini kimden almış olmak zorunda? Anneden almış olmak zorunda annenin şöyle olma alternatifi var anne renk körü değildir de ama renk körü taşıyıcısıdır şansa da çocuğuna bunu vermiştir ama annenin renk körü olma ihtimali de var anne renk körü ise erkek çocuğu mutlaka renk körü olmak zorunda yani soru yazdım mesela renk körü bir annenin erkek çocuklarında renk körlüğünün görülme ihtimali nedir yüzde yüz Kadın bir kere renk körüyse X üzeri küçük R'ye X üzeri küçük R'dir. Erkek çocuğuna da X'i vereceğine göre erkek çocukları %100 ihtimalle renk körü olacaktır. Şimdi kız çocuğuna bakıyorum. Diyelim ki bir tane kız çocuğumuz var. Bu kız çocuğu renk körüymüş. Renk körü olduğuna göre şurası annesi olsun burası da babası olsun. X kromozomunun bir tanesini kimden alacak? Annesinden alacak. Diğerini kimden alacak? Babadan alacak. Babada bir tane daha X olamayacağına göre... Ye. Yeah. He. Renk körü bir kız çocuğunun babası yüzde yüz renk körüdür diyebilirsin. Ama annesini bilemiyorum. X üzeri büyük R'ye küçük R de olabilir. X üzeri küçük R'ye küçük R de olabilir gençler. Yani yüzde yüzlük sorulardan bahsediyorum. Toplumsal anlamda da görülme oranından bahsedelim. Şimdi diyelim ki bizim ülkemizde renk körlüğünün görülme oranı 1 bölü 3 olsun. Bir kadının renk körü olabilmesi için x üzeri küçük r'yi bulundurması gerekiyor ya. Ne yapacaksın? 1 bölü 3 bir tanesi. 1 bölü 3 bir tanesi. Yani dişinin renk körü olabilmesi 1 bölü 9 ihtimalle diyeceksin. Ama bizim toplumumuzda 1 bölü 3 oranında görülüyorsa ve erkeklerde 1 bölü 3 oranında zaten bulundurunca yetiyor. Tek bir tane x var. O yüzden de erkeklerde görülme oranı dişilerde görülme oranından her zaman daha fazladır. Çünkü dişilerin bir de taşıyıcı olma alternatifi var diyeyim. Hemen bir tane soru üstünden de göstereyim gençler daha sonra sorulara geçelim. Şöyle baktık. Mesela bir tane taşıyıcı anne versin, bir tane de renk körü baba versin. Taşıyıcı anne ya büyük R'yi verecek ya küçük R'yi verecek. Renk körü baba da x üzeri küçük R'ye y'yi vermek zorunda. Bunların normal çaprazlamasını yapıyorsun. Yani bunu tutuyorsun bununla Pardon. Bunu tutuyorsun bununla şunu görmeyin. Bunu tutuyorsun bununla yazıyorsun. Sonra bunu bununla yazıyorsun. Bunu da bununla yazıyorsun. Otozomlarda nasıl çaprazlama yapıyorsak bunda da birebir aynı çaprazlamayı yapıyoruz. O fili uzatmayacağım. Tanımı söylüyorum. E, taslak taslat renk körlüğü birebir aynı. Hemofili de X kromozomu üzerinde çekinik genle aktarılıyor. O yüzden de X üzeri küçük h bulunduranlar hemofili hastası, X üzeri büyük h sağlıklı gen oluyor. Hocam hemofili ne deme? Ne demek? Hemofili de kanın pıhtılaşmaması demek. Biliyorsunuz bazen kanımızın pıhtılaşmasını isteriz bir yerimiz kesildiği zaman. Damarımızın içerisinde tıkanmaması Damarımızın içerisinden çok fazla kan kaybetmeyelim diye kanımızın pıhtılaşması lazım. Damarımızda kan giderken de pıhtılaşmaması lazım. Hemofilinin de dereceleri var. Bazı insanlarda işte kanın pıhtılaşma faktörlerinin eksikliğinden dolayı kanın pıhtılaşmaması gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Geç pıhtılaşması gibi durumlar da yine söz konusu olabiliyor. Dişilere baktığın iki tane X taşıdıkları için büyük aşa büyük aşa olabilir. O zaman sağlıklı. Büyük aşa küçük aşsa sağlıklı ama bu geni taşıyor yani kanı pıhtılaşıyor, pıhtılaşmayla ilgili bir sıkıntısı yok. Ama bu geni çocuklarına aktarabilir. Küçük aşa küçük aşsa hemofili hastasıdır diyeceğiz. Erkeklere baktığımız zaman da büyük aşı taşıyanlar tabii ki sağlıklı. Küçük aşı taşıyanlar ise hemofili hastası olacak. Baskın genlerin kalıtımı dediğimiz zaman da bununla ilgili çok hastalık bilmenize gerek yok. Sadece biz örnek olsun diye söyledik onu verir soruda. Yani Renk körlüğü hemofili dediği zaman sen X kromozomu üzerinde çekinik olduğunu bileceksin. Ama baskınları yazar. Yukarıdaki soy ağacında baskın genlerin kalıtımı gösterilmiştir gibi yukarıda verir. Mesela çarpık dişlilik bozuk dentin geni denilen bir gen var. Bu gende baskın bir gen X üzeri büyük D ile gösteriliyor. Dişilere baktın yine 3 tane alternatif oluşuyor. Büyük D büyük D bu sefer baskını taşıyanlar bu özelliği gösterecekti ya. Yani bunlar çarpık dişli bozuk dentin hastası homozigot durum da. Büyük de küçük de bak çekinikle taşınırken bunlar sağlıklı oluyordu. Taşıyıcı diyorduk biz bunlara. Ama bu sefer özelliğin gösterilmesini sağlayan şey baskın gen. Baskın geni taşıdığına göre bunlar da hasta. Yani çarpık dişli gibi düşüneceksin. Küçük de küçük de olanlar ise sağlıklı bireyler. Erkeklerde yine sadece iki tane alternatif geçerli olacak. Ya büyük D'ye sahip olacaklar bozuk dentin olacak. bunlarda dişleri çarpık olacak. Ya da küçük D'ye sahip olacaklar sağlıklı dişleri olacak çarpık olmayacak diyeyim. Gençler özellikle sorular üstünden anlatmak istediğim için hemen hızlıca sorulara geçiyorum. Aşağıdaki soy ağacında X'e bağlı çekinik olarak kalıtılan hemofili geninin özelliğini fenotipinde gösteren bireyler renkli olarak verilmiştir. Şimdi renkli olan bireylere baktığımız zaman hemofili hastası olduğunu söylemiş. Erkeğin bir kere hemofili hastası olabilmesi için X üzeri küçük aşa Y olması lazım. 5 numaranın X üzeri küçük aşa Y olması lazım. Şu da dişi bireydir. X üzeri küçük aşa X üzeri küçük aşa olması lazım. Soruyu kendi içerisinde yapmaya başlıyorum. Bana vermiş burada da tek yumurta ikiziymiş. Arada çizgi olduğu zaman tek yumurta ikizi oluyor gençler. Bir sonraki derslerde soy ağaçlarını anlatacağım ama. Arada çizgi olduğu zaman tek yumurta ikizi, çizgi olmazsa çift yumurta ikizi. Zaten cinsiyetleri de birbirinden farklıymış. Ailenin kalanlarını yazmaya çalışırsam. Bir kere bunun hemofili olmadığı için X üzeri büyük aşı olduğunu biliyorum. Bunlar da hemofili olmadığı için X üzeri büyük aşıları olduğunu biliyorum. Yanlarını bilemiyorum. Aileyi kendi içerisinde yazmak istediğim zaman diyorum ki Şuraya baktığım zaman Y kromozomunu babasından aldı. O zaman X üzeri küçük aşı kimden aldı? Annesinden aldı. E buradan da baktığım zaman X üzeri büyük aşı bunlar annesinden aldı. E ne no gelecek babalarından? Babalarından X üzeri küçük aştan bir şey başka bir şey yok ki. O zaman bunların da X üzeri küçük aşı olması gerekiyor. Buna göre numaralandırmış bireylerden hangilerinin ilgili özelliğe ait genotipleri birbiriyle aynıdır? Şöyle bir baktığım zaman zaten bunların birebir aynı olması lazım. Yani şıklarda 3 ve 4'ün genotipi aynı olmak zorunda tek yumurta ikizi. E baktığım zaman bunların annesinin genotipi de bunlarla aynı. O zaman şıklarda 1, 3 ve 4'ü aramam gerekiyor gençler şöyle bir baktığınız zaman 2 ve işin genotipi de aynı ama şıklarda sadece 2 ve 5 yazan bir şıkkımız yok. Yani şıklara bakarak da ilerledik gibi düşünebilirsiniz. Geleyim diğer bir sorumuza. Aşağıdaki soy ağacında taralı bireyler belirli bir özellik bakımından aynı fenotiptedirler diyor. Bu tarz soruları yazıp sileceğiz, yazıp sileceğiz, yazıp sileceğiz. Benim silme alternatifim olmadığı için birkaç tane fotokopi çektim gençler. Bakalım taşınması nasıl meydana geliyormuş. Şimdi X'e bağlı çekinik taşınıyor olabilir mi? Hemen bakmamız gerekiyor. X'e bağlı çekinik taşınabilmesi için bir kere bunlar erkek birey X üzeri küçük haşa Y olması lazım. X üzeri küçük haşa. Bakayım belirli bir özellik. haş diyebiliriz. Fark etmez küçük r de diyebilirsin. Y olması lazım. X üzeri küçük haşa y olması lazım. Bunun x üzeri küçük haşa x üzeri küçük haşa olması lazım. Bunun da x üzeri küçük haşa y olması lazım. Soy ağacı ile ilgili sıkıntımız var mı? Şimdi y kromozomunu buradan alsa x üzeri küçük h'ı şu taraftan alsa bunun yanı x üzeri büyük h olsa oldu mu? Oldu bir sıkıntı yok. Bu annesinden x üzeri büyük aşı alsa babasından da x üzeri küçük aşı alsam, tamam hemofili olmaz. Şuraya baktığım zaman x üzeri küçük aşın birini buradan alacak diğerini buradan alacak. Bu hasta olmadığına göre x üzeri büyük aşı olmak zorunda sıkıntı var mı? Yok. E buna da x üzeri büyük aşı annesinden gelsin babasından da x üzeri küçük aşı gelsin bir sıkıntı yok. Y'yi bu taraftan aldığına göre bir kere kafadan x üzeri küçük aşı şu taraftan almış olmak zorunda. Hasta olmadığına göre büyük aşlı olabilir mi? Olabilir. Yani aileyi şöyle yazdığımız zaman bir sıkıntı görüyor muyuz? Görmüyoruz. O zaman x'e bağlı çekinik olarak taşınabilir diyeceğiz. Sonra geleceğim x'e bağlı baskın olarak taşınabilir mi? x'e bağlı baskın olarak taşınabilmesi için x üzeri büyük a'ya y, x üzeri büyük a'ya y, x üzeri büyük a'ya y, x üzeri büyük a mesela burada da bir x var ama onun yanına bilmiyorum. Şunun da x üzeri büyük a'ya y olması gerekmez mi? Bakalım bu aile oluyor mu? Şimdi Y kromozomunu babadan kafadan olmadı. Y kromozomunu babadan aldıysa X üzeri büyük A'yı kimden almak zorunda? Anneden almak zorunda. Bu özellikle baskın genle kalıtıldığına göre X üzeri büyük A'yı bu taşıdığına göre bunun da taralı olması gerekmez miydi? Yani diğer taraflardan da çıkar ama kafadan şuraya baktığımız zaman zaten bunun X'e bağlı baskın taşınamayacağını, ola, taşınamayacağını gördük gençler. Sonra bakıyorum Y'ye bağlı çekinik hiç yazmayacağım. Y'ye bağlı çekinik Y'ye bağlı baskın fark etmez Y'ye bağlı taşınıyor mu Y'ye bağlı taşınabilmesi için babadan erkek çocuklarına geçmiş olması lazım babada varmış erkek çocuğuna geçmiş babada varmış erkek çocuğuna geçmiş babada varmış erkek çocuğu yok kız çocuğuna geçmiş sakın düşme Y'ye bağlı bir özelliğin kız çocuğunda ne işi var? Bu da gitti. Sonra baktığımız zaman otozomlarda çekinik olarak taşınır mı? Otozom vücut kromozomlarıydı. Hemen yapıştırdım. Küçük a küçük a mavi gözlü olmak gibi düşünebilirsin. Küçük a küçük a dedin. Küçük a küçük a dedin. Küçük a küçük a dedin. Küçük a'nın birini buradan alsın. Birini buradan alsın. Bunun yanı büyük a olsun. Bu büyük a'yı buradan alsın. Buradan küçük a gelsin. Küçük a'yı bu taraftan almış olsun. Yanı büyük a'lı olsun. Büyük a'yı buraya vermiş olsun. Küçük a'yı buraya versin. Sıkıntı var mı? Yok. Küçük a küçük a olduğuna göre birini buradan aldı. Birini buradan aldı. E yanında büyük halı olsun zaten böyle bir çocukları da çıkabiliyor. Bununla ilgili bir soru e, sıkıntı yok. Yüzde 95 diyeyim hani çok bilmiş konuşmayayım bazen kıl sorular çıkıyor. O zaman çekinik genellikle tutar gençler. O yüzden de cevabımız 1 ve 4 oldu. Gelelim diğer bir sorumuza. Yandaki soy ağacında içi koyu bireyler X kromozomuna bağlı baskın olarak kalıtılan bozuk dentin hastası olarak kabul edilirse aşağıdaki ifadelerden hangisi numaralı, numaralandırılarak gösterilmiş o gösterilmiş bireylerle ilgili doğru olamaz diyor. Şimdi bu x üzeri büyük a ile bozuk dentinmiş ya x üzeri büyük a olması lazım yanını bilmiyorum. Bu erkek birey sağlıklı olduğuna göre x üzeri küçük a'ya y olması gerekiyor. Bu dişi birey bozuk dentin hastası x üzeri büyük a x'inin yanını bilemiyorum. Şu x'i var da büyük a mı küçük a mı bilmiyorum. Bir kere bu kız çocuğu çocuğu sağlıklı olduğuna göre X üzeri küçük A'ya küçük A olmak zorunda. Bu erkek çocuğu da X üzeri küçük A'ya Y şeklinde olacak. Bu x üzeri büyük a'ya y şeklinde olacak. Aileyi kendi içinde yazmak istersen bir kere x üzeri küçük a'ya küçük a olduğuna göre birini buradan alacak, diğerini kimden alacak? Anneyi bulduk. Sonra x üzeri büyük a'yı anneden alırsa babadan x üzeri küçük a'dan başka alternatif var mı? Yok. Bütün aileyi yazmış olduk. Göremediğiniz varsa da şöyle göstereyim Küçük a, küçük a, burası büyük a, şurası küçük a, şurası büyük a şeklinde olacak diyeyim gençler. Hemen bakıyorum soruya. 1 ve 3 numaralı bireyler heterozigot genotipe sahiptir. 1'e baktım büyük A küçük A, büyük A küçük A heterozigot genotipe sahiptir. Doğru. 4 numaralı birey 2 numaralı bireyden resesif gen kalıtılmıştır. Zaten 4 numaralı bireye baktığın zaman x üzeri küçük a'ya x üzeri küçük a babadan da x üzeri küçük a'ya almış. Yani resesif gen çekinik gen kalıtılmıştır. Doğru. 4 numaralı bireyin sağlıklı olmasında yalnızca iki numaralı birey etkili olmuştur. Hadi oradan. 4 numaralı bireyin sağlıklı olması için iki tane çekinik gene ihtiyacı varmış. biri ba Birini birine babadan almış, birine anneden almış. Yani sadece iki numaralı birey etkili olmuştur diyemeyiz. Bir numaralı bireyinde etkisi var. Baskın allellerin oluşturduğu bir özellik olduğundan dişilerde erkeklerden daha yaygın olarak görülür. Baskın özellik olduğu için tabii ki dişilerde görülme ihtimali çok daha yüksek olacaktır. Soya ağacında bulunan dişilerden sadece 4 numaralı birey homozigot resesif genotipe sahiptir. Bakıyorum soya ağacında bulunan dişi bireylerden sadece 4 numaralı birey tabii ki homozigot resesif bir özelliğe sahip oluyor gençler diyeyim. Böylelikle de gelelim bugünkü dersimizin sonuna. Neler öğrendik kısmına. Cinsiyetin belirlenmesini sağlayan kromozomlara gonozom dendiğini, bazı özelliklerin gonozomlarda kalıtıldığını öğrendik. Özellikle renk körlüğü ve hemofilinin X kromozomu üzerinde çekinik allerle kalıtıldığını gördük. Kırmızı yeşil renk körlüğünden bahsettik, hemofilinden bahsettik. Aynı zamanda X kromozomu üzerinde bazı baskın genlerin kalıtımının da olabileceğini söyledik gençler. Bununla ilgili çok fazla derecede soru karşınıza çıkacaktır. Çünkü üniversite sınavında en çok kanguru Gruplarından ve X kromozomu, Y kromozomunda e, kalıtımdan soru karşımıza çıkıyor. Haliyle okul hocaları da fazla fazla bunlardan soruyor. Şimdi biz bugün eşeğin belirlenmesinden, gonozom, otozom kavramlarından bahsettik. Hadi bir tane söyleyeyim mesela. İki en eşittir 42 kromozomlu bir canlının vücut hücrelerinde bulunan otozom sayısı. Vücut hücresi olduğuna göre iki en kromozomlu. 42'nin ikisi cinsiyetse 40'ı çat diye yapıştırıyor olmanız lazım gençler. Sonra Eşeğe bağlı kalıtımdan bahsettik. O renk körlüğü ve hemofili mevzularından bahsettik. Hemofili ile de ilgili, renk körlüğü ile de ilgili soruları mutlaka çözmeniz lazım. Sayfa 119'a kadar olan soruları konu anlatımına bakarak çözün. Aynı mantıkta Dinamo'dan da soruları çözmeniz gerekiyor. Hemen oradan da göstereyim. Eşeğe bağlı kalıtımı yaptık. Yani sayfa 105'e kadar olan kısmın tamamlanmış olması gerekiyor. Eğer eksik kaldığınız bir kısım varsa bu sömester tatile eksiklerinizi tamamlamanız için de çok önemli bir fırsat olacak diyeyim. Gençler böylelikle hemen ödüllü soruya geçiyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödüllü soruya cevaplarınızı yorum kısmına bekliyorum.